Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere spor salonuna gittiğiniz zaman spor salonundaki hocalarınız sizlere nasıl davranıyor, sizlere doğru bir şekilde yol gösteriyor mu ya da sizleri yanlış şeylere sürüklüyor mu, bunlar hakkında konuşacağız. Spor salonları aslında gençlerin kaynaştığı, böyle birlikte antrenman yaptığı, antrenman yaparken işlerin içerisine ticaretin de girdiği bir ortam. Öncelikle spor salonları sizin bildiğiniz kadar masum değil arkadaşlar. Hani bir söz vardı ya, artık o eskisi kadar masum değil. Bilmeyenleriniz varsa spor salonları sandığınız kadar masum değil. Neden böyle bir şey söylüyorum? Ben yaklaşık 5 sene önce spora başladım, fitness sporuna başladım. Spora başladığım zaman çok zayıftım, kilo alma süreçlerim vardı. Zaten bunların hepsini siz zaten biliyorsunuz. Bu süreç içerisinde kilo almayla alakalı beslememde sıkıntılar vardı. Bu yüzden ilk 7-8 ay boyunca yaklaşık 1 ya da 2 kilo kadar alabildim ve resmen sporu boş yaptım arkadaşlar. Çünkü hiçbir şekilde bilgim yoktu. İnternet üzerinden bilgi bulamıyorduk 5 sene öncesine kadar. Bu sebeple kendi kendimi geliştirmeye çalıştım ve bu geliştirmeye çalıştığım süreç içerisinde aynı şekilde benim gibi kendisini geliştiren bir arkadaşım daha vardı. Beraber spora gidiyorduk. Tabii bu geliştirme çabaları içerisinde internet üzerinden bazı bilgiler okuduk. Yok gainer almalısınız, yok protein tozu almalısınız, BC almalısınız, kreatin almalısınız. Milyon tane bilgi var. Yalan yanlış birçok insan milyonlarca şey yazmış ve o kadar çok gereksiz yanlış bilgi var ki arkadaşlar. Bunların hepsini biz de aynı şekilde yanlışlar yaparak öğrenmeye çalıştık. Sizlere söyleyeceğim bugün konudaysa arkadaşlar spor salonundaki hocalarınıza dikkat edin. Neden dikkat edin diyorum? Spor salonuna gittiğiniz zaman hocanız genelde yarışarak bir şeyleri öğrenmeye çalışıyor. Kendisini deneme yanılma yaparak bir şeyleri öğrenmeye çalışıyor. Hani bu şekilde öğrendiği için arkadaşlar edindiği bilgiler tamamen kendisine göre oluyor. Bu sebeple kendisinde öğrendiği şeyleri aynı şekilde sizlere aktarmaya çalışıyor arkadaşlar. Her insanın vücudu farklı olduğu için her insanın üzerinde bazı beslenme çeşitleri farklı tepki gösterebilir. Supplementler farklı tepki gösterebilir. Ya da bir ilaç kürüne başladıysanız ilaç kürleri de farklı tepki gösterebilir. Bu sebeple kendisinde gördüğü ve kendisine uyguladığı her şeyi sizlere uygulamaya çalışıyor. Bu yüzden burada bir durmanız gerekiyor arkadaşlar. Spor salonundaki hocanız sizlere antrenman programı yapabilir, beslenme programı yapabilir. Bunlarda sorun yok. Zaten bunları siz uyabilirsiniz, antrenmanınızı da yapabilirsiniz. Fakat işin içerisine ticaret girdiği zaman genelde sizlere şu şekilde yaklaşıyor olabilirler. Daha çabuk kas yapabilmen için protein tozu alman gerekiyor, BC alman gerekiyor, kreatin alman gerekiyor. Bu tarz şekilde sizlere yaklaşık böyle bir önerilerde bulunabilirler arkadaşlar. Burada size söylemem gereken bir nokta daha var. Siz şimdi spora yeni başladığınız zaman bu tarz şeylere ihtiyacınız yok. Neden ihtiyacınız yok diyorum? Çünkü çoğu insan spora başladığı zaman genelde 6 aylık kayıt oluyor, 1 yıllık kayıt oluyor. Fakat 2 hafta gittikten sonra sporu bırakıyor. Ve siz bu 2 hafta içerisinde birazcık daha gaza gelip bu ürünleri aldığınız zaman paranızı boşa harcamış oluyorsunuz. Bu sebeple bu tarz ürünleri almanız için bence beklemeniz gereken ay 6 ay arkadaşlar. 6 ay boyunca sporunuza girin, beslenmenize dikkat edin, antrenmanlarınızı yapın. Bundan sonra eğer yapabileceğinize inanıyorsanız protein tozları, BCA'lar, kreatinler bu tarz şeyleri kullanabilirsiniz. Fakat bunların etkisi de spor içerisinde %5 ile %10 arasında olacaktır. Yani supplemente güvenerek de bir işe girmeyin diyorum. Sizlere söylediğim nokta birinci noktaydı. Bir de bunun ikinci noktası var arkadaşlar. Bu ikinci noktada da bazı ilaçlar geliyor. Bazı steroid hormonları geliyor. Testosteronlar geliyor. Definasyon dönemine ayrı bir kür giriyor. Kışın yapabileceğiniz bulk kür için ayrı bir kürler geliyor. Birçok ilaç var arkadaşlar. Bu ticaret döngüsü ise şu şekilde dönüyor. Siz 6 ay boyunca supplement kullanmasanız dahi 6 aydan sonra hani insan her zaman daha fazlasını istediği için supplement kullanımına başlayabiliyorsunuz ve supplement kullanmakta aslında çok da büyük bir sıkıntı görmüyorum. Faydasını da görüyorsunuzdur. Ben de aynı şekilde supplementlerimi kullanıyorum. Herhangi bir sıkıntımı da görmüyorum. Kas gelişimi için de bana faydası olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Fakat bunları kullandığınız zaman doğru zamanda ve ne kadar kullanacağınız çok önemli. Bu yüzden supplement konularında da dikkat etmeniz gerekiyor. Fakat dediğim gibi ikinci olay ise sizlere bahsettiğim kürler, steroidler. Genelde spor salonu sahipleri gelirlerini ayda ücretlerinden kazanır. Bunun dışında supplement satışlarından kazanır. Bunların hepsi %70, %60 gibi bir alanı kaplarken geri kalan alan yani %40-%30'luk gibi bir alan tamamen steroid ticaretinden dönüyor arkadaşlar. Bu yüzden spor salonuna gittiğiniz zaman 1 sene, 2 sene, 3 sene spor yaptığınız zaman sürekli o ortam içinde bulunduğunuz zaman ne kadar uğraşırsanız uğraşın çok büyük olamayacağınızın farkına varıyorsunuz. İşte bu fark ettiğiniz an oturup bir düşünmeniz gerekiyor. Ben daha fazla büyümek istiyor muyum? Ben yarışmalara katılacak mıyım? Ya da bunun bana herhangi bir getirisi olacak mı? Olmayacak mı şekilde bir oturup düşünmenizi istiyorum arkadaşlar sizden. Çünkü bu esnada düşünmezseniz bu tarz ilaçlara başladığınız zaman hocalarınız size satmak için elinden geleni yapacaktır. Size belli bir kür programı uygulayacaktır. Bunu aldığınız zaman kullandığınız zaman sonrasında da destek göremeyebilirsiniz. Bu tarz ilaçları kullandığınız zaman bu tarz ilaçların yeni etkilerini engellemek için kullanmanız gereken bazı ilaçlar var. Ve bu ilaçların dozajları da tamamen kiloya göre, kişiye göre özel olarak yazılması gerekiyor. Tabii bu bilgiye spor salonundaki hocalarınız çok bilgi sahibi olmadığından dolayı ya da spor salonundaki hocaların yarışmaları olduğundan dolayı sizlerle ilgilenmiyor arkadaşlar.
ve ilgilenmediği anda da işte bu yan etkileri sizde baş gösterebiliyor. Yani sizlere demek istediğim, spora başladığınız zaman özellikle 2 sene, 3 sene gibi bir zaman geçtikten sonra daha çok büyümek istiyor musunuz, istemiyor musunuz? Bunu oturup düşünün. Çünkü bundan sonra alacağınız her karar tamamen karşınızdaki insanın inisiyatifinde olacaktır. Yani bilmeyen birisinden alacağınız bir bilgi, bir supplement, bir ilaç kürü sizleri çok farklı yola doğru sürükleyebilir. Bu yüzden buna dikkat etmeniz gerekiyor ve bunun ticaret payı çok büyük arkadaşlar. Ortalama bir şekilde bir kür yapmak istediğiniz zaman, hani çok bilgisi olmayan mahalle salonlarında dolaşan bilgilere sahip olan insanlar için yaklaşık 1000 lira, 1500 lira gibi 3 aylık kürler yazılabiliyor. Ve bunların maliyetleri de aslında beni izleyen siz öğrenciler için de çok da uygun değil arkadaşlar. Siz şimdi öğrencisiniz, paranızı biriktiriyorsunuz, bir şeylerden kısıtlıyorsunuz, beslenmenizden kısıtlıyorsunuz, gerektiği zaman da bu tarz kürlere girmeye çalışıyorsunuz. Fakat bu tarz kürlere girdiğiniz zaman karşınızdaki hocanın sizlere ne kadar değer verdiği, ne kadar arkanızda durduğu ya da o hocanızın yarışması var mı yok mu, bu tarz şeyleri düşünmeniz gerekiyor. Çünkü bir yola girdiğiniz zaman spor salonunuzdaki hocaların yarışması varsa sizlerle çok fazla ilgilenmiyor arkadaşlar. O aldığı paraya bakıyor, o cebine bakıyor. Bu yüzden siz de aldığınız ürünlerle kalıyorsunuz. Ne kadar kullanacaksınız, iğneyi kime yaptıracaksınız, hocanız mı yapacak? Bu tarz şeyleri bilmediğinizden dolayı bunların negatif etkilerini görmeniz olası. Sizlere bahsetmiş olduğum spor salonunda dönen ilaç satışıyla alakalı sizlere bir örnek vereceğim arkadaşlar. Bu örnekte tamamen çevremden yakından tanıdığım bir insandan vermiş olacağım bir örnek olacak. Bu arkadaşla birlikte biz yaklaşık 1 sene 2 sene kadar beraber spor salonunda antrenman yapmaya başlamıştık. Sonradan gelmişti spor salonuna bu arkadaşımız ve arkadaşımızın yaşı yaklaşık 16 ya da 17 yaşında olması gerekiyor arkadaşlar. Daha ergenliğini tamamlamamış bir birey. Neden böyle bir şey söylüyorum? Çünkü genelde vücudumuz 21-22 yaşına kadar büyüme hormonu salgılıyor ve aslında olmamız gereken vücudumuz ileriki yaşlarda daha çok belirginleşiyor. Kaslarımız daha çok yerli yerine oturuyor. Büyüme hormonumuz ilerledikleri için vücudumuzda bazı değişiklikler oluyor ve bu değişiklikler 16 yaşında, 17 yaşında birisi için tam olarak oturmuyor arkadaşlar. Bu sebeple böyle bir arkadaşımız vardı. Spor salonuna geliyordu. Beraber antrenman yapıyorduk. Tabi beraber antrenman yapmaya başladığımız bu süre içerisinde spor salonuna geldiği zaman arkadaşımız çok fazla hırslıydı. Supplementler kullanıyordu. Birçok şeyler yapıyordu. Fakat en sonunda da ilaç kürüne girmeye karar verdi arkadaşlar. İlaç kürüne girme kararını aldıktan sonra şu şekilde bir olay gelişti. Spor salonundaki hocamız hiç etik olmayan bir şekilde 16 yaşındaki çocuğa ilaç sattı arkadaşlar. Ve bu çocuk bu ilacı kullandığı zaman tamam büyüdü, gelişti. Fakat çok fazla sivilcesi olduğu, vücut çok farklı tepkiler verdi. Çocuk acayip şişti, acayip su topladı ve karaciğeri de hasar gördü arkadaşlar. Bu sebeple çok küçük yaşlarda bile spor salonundaki hocalar tamamen ticari kaygılarından dolayı bu tarz iğneleri sizlere satabilir. Bu yüzden dikkatli olmanızı istiyorum. Kanalıma baktığım zaman kanalımdaki insanlar 14 yaş ile 21 yaş arasında spor yapmayı seven, bakımını seven, giyimine, kuşamına özen gösteren insanlardan olduğu için bunları bilmenizi istiyorum. Sizlere bugünkü bahsetmek istediğim konu buydu arkadaşlar. Eğer spor salonuna giriyorsanız, supplementten ziyade ilaç küllerine girmek istiyorsanız bunun ticaret payı çok büyük ve çok büyük bir ticaret payı içerisinde çok fazla bilgisiz insan olduğu için vücudunuzda yanlış şeyler yapabilirsiniz ve sizlerin yanlış şeyler yapmasını istemediğimden dolayı bu videoyu çekmek istedim. Bana gelen çok fazla mesaj var arkadaşlar. Okan abi şükür yaparsam nasıl olur, şükürü şu kadar yaparsam ne olur tarzında. Benim bunlar hakkında açıkçası çok fazla bilgim yok. Bu yüzden insanları zaten ben kesinlikle ama kesinlikle bu ilaç yollarına sürüklemek istemiyorum ki zaten kullanılmasını da ben hiçbir zaman tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Yapacaksanız tabi yarışmacı değilseniz tamamen supplementlerinizi alabilirsiniz, beslenmenize dikkat edebilirsiniz, uykunuza dikkat edebilirsiniz, sosyal hayatınızda mutlu olmaya çalışabilirsiniz, stresten uzak kalabilirsiniz. Fakat bu işin ilaç boyutu çok büyük bir boyut, çok büyük bir ticaret dönüyor bunlar içerisinde. Bu yüzden dikkatli olun diyorum. İlerleyen videolarda da görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok iyi bakın ve takipte kalın. Bay bay.